Fen Fikir'den iyi akşamlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün yapılan ara seçimlere kadınlar damgasını vurdu ve biz de Fen Fikir ekibi olarak kadınların emeğini, başarısını gündeme taşımaya karar verdik. Zeynep Alemdar stüdyonun yanımda. Zeynep Alemdar, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı ve aynı zamanda Dış Politika'da Kadınlar İnisiyatifi'nin kurucularından. Kadınların, her kesimden kadının politikada aktif olarak yer almasına öncülük etmek için kurulmuş bir inisiyatif bu. Hem iç politikada hem dış politikada. Dolayısıyla Amerikan seçimlerini en heyecanlı takip edenlerden biri de Zeynep'ti. Evet. Bu yayında bize Burcu Karakaş Amerika Birleşik Devletleri'nden eşlik edecek. O da bir haftadır Amerika'daydı, seçimleri izliyordu. Yayının ilerleyen bölümlerinde Sezin Öney ve Selin Nasi'de, onlar da Amerikan seçimlerini yakından takip eden meslektaşlarım olarak yayına katılacaklar. Ama biz önce Burcu'ya merhaba diyelim. Merhaba Burcu. Merhabalar, iyi akşamlar. Şimdi sen tabii orada bir haftadır bu seçimleri de yerinden izleme fırsatını buldun. Nasıl hazırlandılar, kampanyaları gördün. Hem de en heyecanlı bölümünü belki. İşte katılım da sanıyorum epey yüksek oldu. Nedir izlenimlerin ve şu anda hala oy sayımı devam eden yerler de vardır muhtemelen. Ne zaman kesinleşecek? Son bilgileri ve izlenimlerini alalım. Evet, şimdi öncelikle tabii aslında herkesin sıklıkla ifade ettiği gibi şunu söylemek gerekiyor. Gerçekten başkanlık seçimleri gibi bir ara seçimler oldu burada. Bunun sebebi de Trump'ın son iki senedeki aslında ki başarısının sanki oylandığı gibi bir algı oluşması. O yüzden kampanya sürecinde ama şöyle bir şey. Trump seçim bu sürece hep kendini odağa koydu. İşte özellikle tabii bu... göçmen meselesi konusunda hep ön plana çıktı ve kendisinin söylemleri üzerinden kampanyaların şekillendiğini gördük. Bir şekilde insanlar burada sandığa giderken Trump lehineydi, aleyhine oy verir gibi gittiler. Bunun da aslında sandığa gene yansıttığını da gördük ve 2014 yılında yapılan ara seçimlere kıyasla baktığımız zaman katılımın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Erken oy sürecinde araştırma şirketlerinin verdiği ifade yaptığı araştırmaya göre 23 milyondan fazla kişi oy kullanmıştı ve ben Kaliforniya'daydım öncesinde, şu anda Nevada eyaletindeyim. İki eyalette de 2014'e kıyasla çok yüksek sayıda gerçekten oy kullanıldığını görüyoruz. Bir de belki biraz sonra ona geleceğiz ama kadınların aktifliği açısından bu süreçte onların çok ön plana çıktığını görüyoruz. Yani hem kongre seçilmelerinin yanı sıra kampanyada da aslında bu süreçte çok fazla ön plandalardı ve Trump'ın bu kadın düşmanı söyleminin aslında sandığa yansıttığını da söyleyebiliriz. Cumhuriyetçi Parti'ye oy kaybettirdiği de ifade ediyor aynı şekilde. Tabii ki de bu bir başkanlık seçimleri değil ama az önce söylediğim gibi sandığa giderken insanlar sanki Trump'ı oyluyormuş gibi gitti. O yüzden böyle bir tabloyla karşı karşıya kalındı burada. Peki senin açından en ilgi çekici yarışlar nerede oldu yahut yani Amerika Birleşik Devletleri'nde izlemek, şimdi biz buradan tabii biraz dışarıdan bakmış oluyoruz ama kampanyalarda iç gündem miydi, yani iç politika herhalde öne çıkıyordu ara seçimde olduğuna göre, hangi başlıklar öne çıkıyordu, biraz onları da aktarır mısın? Şunu söyleyebiliriz, ekonominin aslında öncelikli olarak kampanyalarda ön plana çıkmadığını görüyoruz. Ekonomi bir şekilde burada vatandaşların önceliği değil ama göçmen meselesi ve sağlık reformu. Cumhuriyetçi Parti gene her zaman olduğu gibi sağlık reformunu ön plana sürüyordu ve göçmen konusunda da buradaki grupların, yani azınlık grupları demiyorum ama Hispaniklerin ve işte siyahların, özellikle normalde oy kullanmayanların bile sırf bu göçmen meselesi sebebiyle sandığa gittiğini, burada insanların hakikaten çok rahatsız olduğunu, tabii benim önce bulunduğum yerde Kaliforniya'da olduğum için orada haliyle zaten tahmin edilebileceği gibi demokratların ağırlığı olduğu bir yer olduğu için insanların hakikaten ne kadar Trump'ın söylemlerinden rahatsız olduğunu görebiliyordunuz ve de bu gene kadın düşmanı söylemi de kadınlarda çok büyük bir rahatsızlık oluşturduğunu da görüyorsunuz. Ve tabii mesela bana ilginç gelen de şu, belki Cumhuriyetçi kadınlarla bir araya gelme olanağımız oldu ve orada şunu görüyorsunuz, bu MeToo hareketiyle ilgili olarak mesela siyasette bu şekilde
tırnak içinde söylüyorum, kullanılmasından ne kadar rahatsız olduklarını ve hani tamam sonuç olarak işte hiçbir kadın tabii ki de işte tacize uğramamalı ya da işte eşcinsel saldırıya maruz kalmamalı. Ama bunun siyasette bu şekilde kullanılmasından onların ifadesiyle söylüyorum, rahatsız duydukları ifade ettiler. Ve hani şunu söylüyorlardı, işte Me Too hareketi bir şekilde mobilize ediyor tabii ki kadınları Amerika'da, ama şu da çok hoş bir şey değil. Sanki bütün erkeklere işte düşman gözüyle bakılıyor ya da bu siyasete alet ediliyor gibi söylemlerle. Yani tabii bu Türkiye'den de çok şey olduğu için, tanıdık olduğu için mesela benim en çok ilgimi çeken açıkçası o oldu. Tabii öbür tarafta da Demokrat Parti ve hani oradaki kadınların söylemi de şu tabii ki, hani biz daha yeni başladık ve bu çok daha güçlü bir şekilde ABD siyasetinde yer alacağız ve de aynı şekilde bir nasıl diyelim toplumsal hareket olarak da, ve zaten seçimlerde temsilciler meclisine bu sene bu ara seçimlerde rekor sayıda kadın girdi. Zaten siz de biraz sonra ayrıntılı bir şekilde onu konuşacaksınız sanıyorum. Evet. Meclisteki kadın sayısı 100'ü aştı. Ve aynı zamanda iki Müslüman kadın tabii seçildi. Bu da gene ABD tarihinde bir ilk. Ve de özellikle Trump yönetiminde iki Müslüman kadının aslında kongre üyesi seçilmesi de aslında ilginç bir durum oldu tabii ki. O yüzden burada aslında bir karşıtlıklar bir arada. Yani tam işte siyasetin aslında şeyini görüyoruz. Bir anda yani, ve tabii şu kutuplaşma muazzam. Yani inanılmaz bir kutuplaşma söz konusu. Gene Türkiye ile benzerlik açısından belki benim hani ilgimi çeken ya da şaşırtan, hani işte insanların artık siyaset konuşmaktan neredeyse çekindiği, çünkü her konuşmanın bir şekilde bir tartışmaya dönüştüğü gibi ifadeler var burada. O yüzden inanılmaz bir kutuplaşma ve hatta şöyle bir ifade bile oldu. Yani iç savaş, hani ABD tarihinde hiç bu kadar bir şekilde karşı tarafın bu kadar şey sivrildiği görülmedi gibi. Bu da tabii Trump'ın söylemleri bunda çok etkili. Belki diğer yandan şunu söyleyerek bitirebilirim, çok zamanını almayayım ama medya açısından gene Türkiye ile çok benzer bir şekilde, yani cumhuriyetçilerin nereye gitsek, her gittiğimiz yerde medyayı çok açık bir şekilde eleştirdiği, işte nasıl diyeyim, New York Times'ın yalan haber üzerine hani ürettiği ve medyanın neredeyse bir günah keçisi ilan edildiği, medya açısından çok ilginç bir dönem bence şu an ABD'de gerçekten. Yine bu Türkiye'de çok benzeyen düşünüyorum. İki taraf, bir taraf işte zaten aslında şöyle, ama medya bir yandan günah keçisi ilan edilirken diğer taraftan da tabii toplumun öbür kesimi de medyaya hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyulduğunu ifade ettiği için böyle bir durum söz konusu. O yüzden bu kutuplaşmanın bundan sonraki süreçte de tabii bakalım kongrede nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalacak. Orada şimdi Trump'ın tabii işi birazcık daha zorlaştı ama bugün yaptığı konuşmada işte zafer ilan etti. Çünkü senatoda sonuç olarak üstünlüklerini korudular. Böyle bir durum söz konusu burada. Burcu, çok teşekkür ederiz. Gözlemlerini herhalde gelince daha geniş olarak da yazacaksın. Teşekkür ederiz. Onları da izleyicilerimiz ayrıca yazılı olarak herhalde okuyabilecekler. Çok mersi. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Evet, Burcu Karakaş Amerika'da bir hafta bu bayağı epey bir bizimkine benzer durumlarla karşılaşmış. Şimdi Zeynep, sen istersen yayınımıza Sezin ve Selin katılmadan önce ana hatlarıyla, dün akşam da aslında bizim Efem Fikir'in normal yayını vardı ve orada dikkat çekmiştin. Bu sonucu, yani kongre açısından, kongre seçimleri açısından bu sonucu bekliyordun. Bir ne oldu, genel bir toparlar mısın? Hem sonuçları da seyircilerimizle bir kez daha paylaşmış olalım. Elbette. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nde çoğunlukla, yani sistemin doğası gereği bölünmüş yönetim dediğimiz bir sistem var zaten. Bu da çoğunlukla başkanlar, başkan oldukları, yani senato ve kongre, temsilciler meclisi çoğunlukla başkanların kendi partilerinden değil de karşıtları olan partinin çoğunluğuna mensup oluyor. Bunu bazı cumhuriyetçi başkanlar örneğin, hiç cumhuriyetçiler etkinliğinde olan, cumhuriyetçilerin fazla olduğu kongrelerle ya da ve senatolarla çalışmamışlar. Barack Obama ile Clinton bu konuda şanslılardı. Her ikisi de demokratlar tarafından yönetilen kongreye geldiler. Fakat her ikisi de ikişer yıl sonra seçildikten şeyle karşılaştılar. Demokratların kongreyi kaybetmesiyle karşılaştılar. Dolayısıyla hani bu bölünmüş hükümet ya da hükümet demek pek doğru değil, bölünmüş yönetim dediğimiz sistem
Amerika Birleşik Devletleri'nde alıştığımız bir şey. Hatta işte geçenlerde karşıma çıkan bir sayıya göre Amerikan İç Savaşı'ndan bu yana 39 tane ara seçimin 36'sı bu şekilde bitmiş. Dolayısıyla hani bunu bekliyorduk zaten ama... ben sesini görüyorum. Selin merhaba, biz yayındayız şu anda. Bu arada denemelerimizi de yapmış oluyoruz. Evet. Selin'in yayına katıldığını öğrendik, çok sevindik. Sezin sen de katıldın mı? O zaman soralım. Merhaba. Tamam, merhaba. Biz siz yayına hazırlanırken konuşmaya başlamıştık. Zeynep daha ana hatlarını çiziyor, Burcu izlenimlerini aktardı. Seni dinliyoruz Zeynep. Şimdi dolayısıyla bu şey sürüyor. Yani bu bölünmüş yönetimi zaten bekliyorduk biz. Ha, ne oldu? Gerçekten çok tarihi, kadınların tarihi bir zafer olarak adlandırdığımız bu gelişmede ne oldu? Tam 117 kadın şu andaki yani son aldığımız rakamlara göre 117 kadın seçildi. Bunlardan 96 tanesi Temsilciler Meclisi'ne, 12'si Senato'ya, 9'u da vali olarak diye. Benim belki sende daha doğru sayılar vardır. Yok, yani aşağı 9'u da vali olarak seçildi. Burada enteresan olan tabii hani eyaletlere göre de çeşitli farklılıklar gösteriyor. İşte Demokratlar New York, New Jersey, Kaliforniya, işte Michigan, Texas, Virginia, Illinois gibi eyaletlerde çoğunluğu elde ettiler ve Temsilciler Meclisi'ndeki böylece Temsilciler Meclisi'ndeki oranları bozdular diyelim. Bunlar neden önemli? Örneğin Texas enteresan bir yer, Virginia enteresan bir yer. Buralardan isterseniz iki tane örnek verebilirim. Bunlar bana da hani çok enteresan gelen, Türkiye'de de bir şekilde hani bağlantılarını kurabileceğimiz örnekler çünkü. Öncelikle Texas'tan birazcık bahsetmek istiyorum. Texas'ta şöyle bir şey oluyor. Pardon, Virginia'dan bahsetmek istiyorum. Virginia'da şöyle bir şey oluyor. Virginia'da eyaletin tamamı Demokrat. Ve burada örneğin işte vali, vali yardımcısı, savcı, senatör, bunların hepsi demokratlar. Fakat Temsilciler Meclisi'nde Virginia'dan gidenlerin büyük bir kısmı cumhuriyetçi. Bu hani bu kadar normalde hep demokrat oy veren bir eyalette nasıl oluyor da cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu alıyorlar? Çünkü orada da seçim bölgelerini yeniden düzenleme diye bir şey var. Bu seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi hani bizim de çok fazla yabancı olmadığımız bir durum. Başka bir örnekte belki bu hani yerel seçimler tabii yaklaşırken belki hani bakmamız gereken enteresan bir şey olabilir. Ki bu dış politikada kadınların da çok hani üstüne eğildiği konulardan bir tanesi ve kurucularımızdan biri de aslında Texaslı, o yüzden de hani bir özel bir ilgimiz de var. Texas'ta çok enteresan bir vali seçildi, Lupe Valdez. Dallas'ta bir şerif aslında Lupe Valdez, yani bir polis ondan sonra ve biraz daha liberal bir yer Dallas ama örneğin Houston kadar da liberal bir şehir değil. Ve burada örneğin işte böyle bir hani kadın şerefin ve bu arada eşcinsel bir kadın şerefin aday olması bile hani çok enteresan ve seçilmesi de gerçekten bir sürprizdi. Bunun iyi tarafı ne olabilir diye sorulursa çok sert olmayan cumhuriyetçilerin de liberallerle beraber özellikle sosyal politika konularında biraz daha birbirlerine yaklaştıkları gözüküyor. Dolayısıyla hani birkaç tane iyimser tahmin yapmak gerekirse böyle bir şeylerden bahsedebiliriz. O zaman şöyle bir tamamlama yapıp ben sizin vesiline dönelim. Şimdi hali hazırda yani kadınların katılımının çok vurgulamamızın sebebi aslında şu anda mevcut durumda 435 sandalyeli alt kanatta 84 kadın varmış. 100 sandalyeli senatoda 23 kadın var. Aslında orada da oran daha da düşük. Fakat hatta yok, Temsilciler Meclisi'nde de bayağı düşük. Çok. Şu anda Temsilciler Meclisi'ndeki kadın sayısı 100'ü aşacak. Yani 4'te 1 oranında 4'te. Bir artış 5'te var. 5'te 1'den 4'te 1'e çıkıyor. Yani. Olacak, evet, aynen. Ama senatoda aynı şey çok olmayacak. 3 kadın artıyormuş. O da evet. Sebebi gidenlerin de yerine gelenlerin kadın olması falan gibi bir nedenden dolayı. Ama söylediğin gibi sadece Temsilciler Meclisi açısından değil, önemli valilik gibi makamlara da gene sayıca çok yüksek gözükmese de kadınların geliyor olması, yeni kadınların geliyor olması
önemli. Sanıyorum iki taneydi vali. Onların sayısı da 6'ya çıkacak gibi gözüküyor. Peki o zaman ilk önce Sezin'e dönelim ama Selin'i de görebiliriz. Sezin, şunu soralım. Sen hem Başkan Trump'ın konuşmasını da izledin. Hem de bu seçimlerden önce yazmış olduğun, dün yazmış olduğun yazıda yanılmıyorsam, dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika'da da bu seçimler için Allah işte çok kritik seçimler, demokrasi elden gidiyor mu, bu seçimler hayati önemde vurgusu yapılmıştı biz en azından. Böyle duyuyorduk medyada. Bu açıdan da değerlendirebilir misin? Demokrasi kurtuldu mu? Valla demokrasinin kurtulması için daha çok çalışmak gerekiyor herhalde. Dünya çapında çok çalışmak gerekiyor. Sadece Amerika'da değil. Amerika'da biraz bir hareketlenme oldu. Kusurlu demokrasi olarak artık adlandırılmaya başlanmıştı demokrasi endekslerinde. Mesela Economist'in demokrasi endeksinde böyleydi ilk defa. Kusurlu demokrasi olmuştu Amerika geçen yıl. Şimdi kusurlu demokrasi olmaya sanırım devam edecek. Çünkü Trump'ın konuşmasında işte basın toplantısında hemen bir gazeteciyle kavgasına tanık olduk. Morali oldukça bozuk gözüküyordu Trump'ın. Ve orada CNN muhabirini azarladı. Sen CNN'de nasıl çalışıyorsun diye sorusunu beğenmeyince. Ve CNN'le de işte tabii bu fake news, sahte haber medyası olarak adlandırmayı da hem muhabirini azarlarken bir yandan senin gibi gazeteci olmaz diyerek bir yandan kurumunu da bayağı bir aşağılamış oldu. Zaten faturayı kestiklerinden bir tanesi de bu sunucun faturasını kestiklerinden bir tanesi de medyaydı. Yani demokratların çıkar grupları, demokratların işte para kaynakları, onu destekleyen zenginler, seçkinler buna vurgu yaptı. Ve medyayı aynı zamanda kendine karşı cephe almakla da suçladı. Buradaki tonu oldukça kutuplaştırıcı Trump'ın ve Trump bir yandan evet kaybetti ve bir zafer beklerken belli ki ciddi bir de sarsıntıya uğramış gözüküyor konuşmasında vesaire ton tavrı. Ama bir yandan da Cumhuriyetçi Parti'yi kazandığını da unutmayın. Cumhuriyetçi Parti'nin de çok ciddi bir şekilde artık Trump'ın elinde olduğunu ve konuşmanın her tarafında, yani basın toplantısının her tarafında da aslında bu izlerini benim gördüğümü de vurgulayayım. Dolayısıyla Amerika'nın kutuplaşması önümüzdeki dönemde devam edecek gibi gözüküyor. Dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi tabandan çok çaba gerekecek dünya genelinde demokrasileri kurtarmak için diye düşünüyorum. Bu ufak bir başlangıç oldu. Tabana döneceğiz çünkü aslında bu seçimlerin hem bana göre en ilginç olan yanlarından bir tanesi özellikle kadın adayların taban siyasetiyle geleneksel olmayan Amerika'da hiç müessesin nizama uymayan şekillerde yarışıp başarılı olmaları. Oraya dönmeden önce hemen Selin'e dönelim. Selin, peki sana da şu soruyla başlayalım istersen. Temsilciler Meclisi'nde demokratların çoğunlukla geçmiş olması bundan sonrası için ne anlama geliyor? Trump yönetiminin icraatı çok mu zorlanacak? Yani sıkıntılı mı olacak? Yoksa bazı konularda hiçbir şey değişmeyecek mi? Yani ana hatlarıyla onu sormak evet. istiyorum. Şimdi bir taraftan Temsilciler Meclisi'nin tekrardan demokratların eline geçmesi hani insanlık adına mı desem en azından Amerikalıların, Amerikan seçmeninin belli bir kısmında hala sağduyunun var olduğunu ve sağduyunun galip gelebildiğini gösteren bir netice olduğundan ötürü olumlu karşılamak lazım. Yalnız bu mutlak bir galibiyet değil kesinlikle. Hele ki sayısal olarak da baktığımızda çok ciddi bir fark yok. Yani çok küçük bir farkla Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu çok sandalyeyi ele geçirmiş durumdalar. Gene de bu onlara, demokratlara Trump'ı, Başkan Trump'ı bir nebze de olsa dengeleme o şansı, imkanı veriyor. Ne açılardan derseniz, Temsilciler Meclisi önergeler hazırlıyor. Bildiğiniz gibi bunların yasa tasarısı haline gelmesi için daha sonra Senato'ya gidiyor. En son başkanın önüne gidiyor, başkan imzalıyor. Şimdi cumhuriyetçi bir Senato var ama Temsilciler Meclisi'nde ağırlık demokratlara da olduğu için bu önergelerin yanında mahkeme çağrısı, Safina dediğimiz mahkeme çağrısı soruşturma önergeleri de
eklenecek büyük bir ihtimalle. Bu da şu demek oluyor, vergi usulsüzlüklerinden tutun Trump'ın Rusya ile ilişkilerine kadar çok çeşitli konularda Demokrat Partililer başkanı sıkıştırmak istedikleri mevzular üzerinden bu soruşturmaları açarak gündemi meşgul tutacaklar muhtemelen ve elini tabii ki zorlayacaklar başkanın. Ancak çok ciddi bir fark yaratabileceklerini açıkçası ben ummuyorum. İşte dış politikada olsun veya iç politikada olsun. Çünkü yasama, yürütme, yargıyı birlikte değerlendirdiğimiz zaman hala şunu da unutmamız lazım. Yüksek Mahkeme'nin de kontrolü şu anda cumhuriyetçilerde. Ağırlık yani 9 üyenin 5'i cumhuriyetçi. Ve büyük bir ihtimalle şimdi bu yargıç adayları atandıktan sonra Senato tarafından onaylanması lazım. Ondan sonra Senato'da işte bu süreçleri, soruşturma süreçleri oluyor, dinleniyorlar falan. Fakat yani bu dönemde büyük bir ihtimalle hazır Senato'da cumhuriyetçilerin elindeyken mümkün olduğunca çok yargıç atamasını da yapmaya çalışacaktır diye bekleniyor Trump'ın, Başkan Trump'ın. Şöyle bir durum var. 3 tane yargıç, bunların ikisi demokrat, emeklilik yaşı gelmiş durumda. Bir tane cumhuriyetçi yargıç var, onun da yaşı bir hayli ileri ve büyük bir ihtimalle cumhuriyetçiler onun da vakti gelmeden emekli edip yerine daha genç bir üye atarlarsa, hatırlatmak gerekir, yüksek mahkeme yargıçları ömür boyu bu görevi sürdürüyorlar ve belli başlı konularda işte bireysel silahlanma, kürtaj, LGBT hakları, göçmen meselesi gibi birçok konuda daha muhafazakar bir çizgiye kaymasına sebep olacaktır bu yüksek mahkemede cumhuriyetçi ağırlığının muhafaza edilmesi. Bu anlamda da ağırlık hala cumhuriyetçilerde, hem Beyaz Sarayı hem Senato'yu hem de Yüksek Mahkeme'yi kontrol ettiklerinden dolayı. Dış politikaya da geçeyim mi? Yok, dış politikaya yeniden tekrar daha detaylı hep beraber biraz daha ilerleyen bölümde konuşalım. Bir tek azledilme meselesini de onu da ilave edeyim. Çünkü hep merak edilen bir konu da bu. Şimdi herhangi bir şekilde Temsilciler Meclisi'nden azledilmesi yönünde bir önerge de gelirse bunun her halükarda Senato'nun 3/2 tarafından onaylanması gerek. Yani bunun da nihayete ulaşması biraz zor görünüyor bugünden. Ama gelişmeleri göreceğiz. Bu sebepten dolayı da savcı Mueller'i muhtemelen yapacak, görevinden atmayı da deneyecektir diye de bu da bugünkü iddialardan bir tanesi. Zaten basın toplantısında da soruldu bu soru. Atarım dedi. Çıktı işin içinden yani Trump. Sorun değil, atarız. Sen de şu şeyi paylaşmışsın, bir de onu anlatsana. Basın toplantısından az önce Twitter'da gördüm, sosyal medyada My Way or Highway meselesi. Yani kendi bildiğini okuyacak galiba gene, öyle mi? Yani kutuplaşma, şimdi şöyle, aslında bir an için ben böyle mesajın, daha doğrusu beyanatın ilk başını kaçırarak ortasından dinlemeye başladığımda aman Allah'ım kulaklarıma inanamıyorum, birlik, beraberlik ve işte partiler arası dayanışma mesajı veriyor derken cümlenin başında halbuki eğer ki böyle yapmadığınız takdirde diyerek başlamış. Hakikaten bir sugar coating dediğimiz, hani bir şekerle kaplama ve üstü örtülü tehditler savurduğu bir basın toplantısıydı. Yani gönlümüzden geçen bir arada hareket etmek, fakat siz eğer benim elimi zorlarsanız Temsilciler Meclisi'ne göndereceğiniz önergelerle, o zaman bu iş bozulur. Ben de size daha fazla soruşturma açarım. Ben sizin hakkınızda daha çok şey biliyorum diye meydan okudu. Yani tipik Başkan Trump kendisinden beklenen profili çizmiş oldu. Muhtemelen de önümüzdeki günlerde hakikaten daha kutuplaşmış bir Amerika göreceğiz. 2020 seçim kampanyası da zaten başkanlık yeminini ettiği günden itibaren sürüyor. Yani hiç bitmedi. Bugün de Mike Pence'i işte 2020 seçimlerinde yanına tekrardan yardımcı olarak seçtiğini duyurdu. Kampanya devam edecek. Evet, o zaman şimdi 3 kişiyle konuştuk Zeynep. Burcu, Selin, Sezin, üçü de kutuplaşmanın devam edeceğini söylediler. Üçü de aslında medyaya nasıl, yani medya düşmanlığı üzerinden ya da medya üzerinden de kutuplaşmanın yürütüldüğüne de dikkat çektiler. Biz şimdi iyi taraflarına dönelim. İzninizle bu seçim.
Kötü bir şey. Bir de söyleyeyim. Şimdi geliyor. Canım yok o kadar değil de. Zeynep özellikle çok mutluydu. Dünkü yayından önce daha depresifti. Bu seçim sonuçlarıyla daha mutlu. Çünkü şimdi bir kere yani işte bu kadınlar açısından söyledik. Ama bu kadınlar sadece belki biraz kadınların üzerinden de tek tek gidelim ama kadınların İşte bu mücadelelere farklı bir şekilde girmiş olmaları. Sen inanılmaz bir sayı vermişsin, onları ver. Yani bu kez finansörler arasında kadınların artması, işte mobilize olmuş olmaları, sokak sokak, ev ev gezerek kampanyalar yapılmış olması, normalde geleneksel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde çok farklı. Sen biraz onları anlatır mısın bize? Yani kadınların başarısı böyle bayağı tırnakla hani kazıyarak olmuş bir başarıya benziyor. Bir kısmı, önemli bir kısmı için söylüyorum, hepsi için diyemeyeceğim ama biraz anlatır mısın onları? Tabii yani Fen Fikir'de daha önce de konuştuk aslında bunları. Değil mi? Mart ayın hatırlarsanız Trump seçildikten hemen sonra Kasım 2016'nın arkasından Mart 2017'de bir kere öncelikle Hillary'nin hezimetini unutmayalım. Yani ta Hillary'nin zamandaki seçim kampanyalarını bir hatırlamak lazım. İşte hatırlarsanız iki tane başkan adayı, ikisi de işte günde dört tane eyalet falan geziyorlar. Trump kendi muhteşem lüks uçağıyla, jetiyle bir yerlere giderken Hillary hastalanmıştı. Hillary hastalandıktan sonra gazeteler çarşaf çarşaf işte bu yaşlı ve hasta kadına oy mu vereceğiz diye ortaya çıkmışlardı. Evet. Bu şekilde karikatürler vardı. Aynı şekilde işte hani Trump neler yaparken Hillary'nin hatalarının daha çok öne çıkarılması gibi. Yani yine kadınlık üzerinden bazı hani haksızlıklar, yumuşaklarına vurmaya devam etmişti. Onlar devam etmişti. İşte bir yandan hani bunlar politikanın kuralları falan diyoruz ama arkasından ne oldu? Kadınlar Trump seçildikten ve özellikle hani gerçekten hani cinsel tacizle, işte saldırılarla falan böyle meşhur bir adamın hani başkan seçilmesinden ve hani inanılmaz hani burada ifade etmekten imtina edeceğim söylemlerle kadınlara davranmasından sonra kadınlar DC'de inanılmaz bir yürüyüş gerçekleştirdiler ve aslında örneğin bu biraz önce örnek verdiğim işte Virginia'da, New Jersey'de, New York'ta oy veren kadınlar, seçilen kadınların da büyük bir kısmı aslında bu yürüyüşten çıkmış kadınlar ve bu yürüyüşlerin ya da örneğin şeylerini yapmış, hani yerel örneklerini yapmış, onları düzenlemiş kadınlar. Dolayısıyla aslında kadınlar hani 2016'dan beri, 2016'nın sonundan beri buna biraz hazırlanıyorlar. Emily's List diye böyle birazcık daha işte demokrat kadınları, progressive dediğimiz işte ilerici kadınlar mı diyelim, ne diyelim, kadınları destekleyen bir ve onların hani aday olmasını destekleyen bir oluşum var. 36 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunlar çok enteresan bir sayı verdiler. 2016 seçimlerinde, 2015-2016 seçimlerinde Emily's List'i 920 kişi aramış. Evet. Yani biz nasıl acaba şey yapabiliriz diye, biz nasıl katkıda bulunabiliriz, ne yapabiliriz diye. 2017 Ağustos'u itibarıyla 16 bin kişi aramış. Evet. Bu inanılmaz bir sayı. Çok büyük bir rakam. İnanılmaz bir rakam. Dolayısıyla şimdi böyle bir şey olduğunda hani kadınların gerçekten derinden, işte daha önceden aynı senin ifade ettiğin gibi Işın, hani daha önceden siyasi de olmayan kadınların, örneğin işte New Jersey'nin, New York'un banyolarından kadınların işte yoga toplantılarında ya da işte çocuklarının değil mi okul toplantılarında bir araya gelerek artık oy vermeye gittiklerini ve hani bu konuları konuşmayı daha politikleştiklerini görüyoruz. Hani bu taban hareketi bu nedenle hani belki her musibette bir hayır vardır diyerek bu şekilde şey yapabiliriz, değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Şunu ekleyeyim o zaman. Şimdi seninle de konuşmuştuk yayından önce, öyle birbirimizi tamamlayacağız. Şimdi kadınların çoğu bu kez senin de altını çizdiğin üzere bir partiden birisi arayıp hani sen bizim için yarışır mısın falan demeden kendi kendileri karar verip bunun tabandan mücadelesini verip çoğu yerde de yerleşik bir önceki diyeyim ki aynı biliyorsunuz ön seçimler yapılıyor bu her parti öncesinde kimin aday gösterileceği için. O yarışları da kazanıp falan yükseldiler. İşte belki birazdan isim isim konuşacağız. Özellikle en genç aday olarak kongreye girdiği için Alexandria Ocasio-Cortez'in kendisi mesela.
hiçbir finansal o anlamda büyük bir şirketten destek de almadan ama kendi eyaletinde, New York eyaletinde kapı kapı dolaşarak kendi yaptığı ya da arkadaşlarının ya da küçük bütçelerle yapmış oldukları afişleri, el ilanlarını dağıtarak yaptığı bir kampanyanın sonunda Demokrat Parti içinde Demokrat Parti'nin epey zamandır Temsilciler Meclisi'ni New York'ta o bölgeden temsil eden ve müthiş işte iş dünyasını desteklediği çok önemli bir erkeği bir kere eledi yani ön seçimlerde. Bunun gibi çok örnek görüyoruz. Ondan sonra yarışa girdi, sonra da Cumhuriyetçi rakibini eledi. Biraz sonra ona döneriz ama bir iki şey daha söylemek istiyordum. Ayrıca kadınlar bu seçimlerde şöyle bir şey yapmışlar. Benim çok heyecan verici bulduğum yanlarından bir tanesi de o. Normalde bu yarışlarda işte çok düzgün bir özgeçmiş sunmanız gerekir. Ciddi bir görünüm. İşte döpiyes giyersiniz kadınsanız ya da neyse işte pantolon, ceket. Erkekler de keza öyle. Ve işte ne kadar iyi eğitimler gördüğünüz ya da bu ofise, bu göreve neden yakışacağınıza dair bir takım klasik, kalıplaşmış veriler vermeniz gerekiyordu. Oysa ki bu seçimlerde pek çok kadın aday, tabii bunların bir kısmı da girmeyi başardılar Temsilciler Meclisi'ne. Tam tersine yani hem ilanlarda çoluklarını çocuklarını kullanmışlar, aile içi sorunlarını gündeme getirmişler. Kimisi işte içlerinde ne bileyim ailenin içerisinde uyuşturucu bağımlısı varmış, hani bu sıkıntısından bahsetmiş, borcu olan var, cinsel tacize uğramış olan var. İşte bütün bunları yani sıradan insanların sorunlarının içinden geldiklerini açıkça ifade etmişler. Alexandra Ocasio-Cortez öyle biz biliyoruz ki işte şimdi resmini görüyorsunuz. Ailesine yardım, geçimine yardım edebilmek için işte barda da çalışmış. Aslında bir eğitimi de var ama işte para kazanmak için birden fazla iş yapmak zorunda kalan ya da işten çıkarılmış bir sürü insan bu kadınlar. Bunları da kampanyalarında dile getirmiş olarak Amerika'nın ve belki de dünyadaki hani geleneksel kampanya yöntemlerinin dışına çıkmışlar. Bunu ben çok kıymetli buldum deyip Sezin'e döneyim. Çünkü Sezin de var bir şeyler, başka pozitif şeyler de var diyordu. Oradan Sezin tamamlasın beni. Tabii mesela yani şimdi bir kere çok daha temsil kabiliyeti yüksek aslında bir kongreden bahsediyoruz. Demokrat Parti'nin kendisi çok daha fazla kesimi temsil eder hale geldi. Hakikaten bir şerden bin tane hayır da çıkabiliyor bu anlamda. Yani bir anlamda politikanın kendisini bir toparlaması, yanlışlarını görmesi ve daha aslında muhafazakarlaşmak yerine Trump'ın karşısında Demokrat Parti'nin daha çok kültürlü bir hale gelmesi gibi durumlar söz konusu oldu. Bunlar tabii işin pozitif tarafları. Ve tabii mesela Sherris Davis diye bir kadın işte bahsettik, seçilen ilk yerli kadın ve aynı zamanda açıkça eşcinsel olan kendini de yaşamını da ortaya koyarak, kimliğini ortaya koyarak seçilen biri. Bu önemli bir şey. Aynı şekilde Jared Polis Colorado'dan ilk açıkça eşcinsel olan erkek ve seçilen erkek olarak seçilen vali. Bu da önemli. Yani kimlik siyaseti bakımından, kimliklerin ortaya konarak siyasette bir pencere açılması bakımından bütün bunlar çok önemli. Ve gençler aynı zamanda. Yani bir değil aslında 3 tane 29 yaşında kadın var kongreye seçilen. Bu da çok yani gerçekten çarpıcı şeyler. Ya gerçekten güzel bir şey. Biz hep Alexandra'yı söylüyoruz. Demek ki aslında ay farkı falan da herhalde en genç oldu. Ya var, başka isimler de var. Tabii şimdi yani haberler yeni geldiği için. Dolayısıyla aslında dediğim gibi profillerin dağılımı bakımından enteresan bir durum. Bir de sadece Amerika'da yaşanan bir durumdan bahsetmiyoruz. Şimdi Amerika'ya odaklanıyoruz ama geçen hafta mesela İsrail'de de yerel seçimlerde birdenbire kadınların ön plana çıktığını ve kadın temsilcilerin beklenmedik biçimde daha özellikle 11 şehirde seçildiğini gördük. Yani 11 kentin yöneticisi kadın oldu İsrail'de de. Yani şimdi Avrupa'ya baktığımızda gene işte aslında giderek temsiliyet
arttığını da görüyoruz. Fransa'da bugün ve İsveç'te kadın ağırlıklı kabineler var. Şimdi bu dünya genelinde, yani sadece Amerika'yı konuşmamızın ötesinde, dünya genelinde bir trendden bahsediyoruz. Bu trend de nedir? Merkezin dağılmasıyla beraber, merkez ve klasik siyaset, geleneksel siyasetin dağılmasıyla beraber bir alan açılıyor. Ve bu alan popülistler evet dolduruyorlar. Trump da işte böyle bir Cumhuriyetçi Parti, işte Trump'ın partisi olarak artık daha aşırı sağ ve radikal politikalarıyla evet bu boşluğu dolduruyordu. Ama şimdi başka dolduranlar da var. İşin bu tarafına bakmak lazım ama çok da çaba göstermek ve çalışmak gerekiyor. Demokrasi otomatik olarak elde edilen bir şey düşmeyen ve durduğu yerde de öyle durmuyormuş. Demokrasiyi korumak ve güçlendirmek gerekiyormuş. Dünya bunun ayırtına koyuyor giderek. Dolayısıyla Amerikan sistemleri de bizim için de bu nedenle önemliydi. Çok önemli bir noktaya vurgu yaptın aslında. Georgia eyaletinin henüz kazandı mı kazanmadı mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle kaybedebilir ama oyları sonuna kadar saydıracaktı. Temsilciler Meclisi için yarışan siyah kadın adayı. Ben onun bir konuşmasını izledim. Senin söylediğin şeyin aynısını söylüyordu. Oy sabaha kadar, yani bütün oyları buraya tek tek sayacağız demişti. Zaten ben bu eyalette herkesin ama herkesin sesinin duyulması için hani söz verdim. Hiç kimseyi dışlanmayacak dedi. Bir de altını çizdiği söz buydu. Yani demokrasi dediğin şey ancak çok çalışırsan mümkün dedi. Hakikaten çok kıymetliydi. Selin, sen de bizim hadi ayaklarımızı yere bastır biraz. Evet, ben şimdi ya şuradan birazcık geri sarmak istiyorum filmi. Yani bundan bir hafta önceye bakarsak seçim süreci çok gerilimliydi. Bir hayli gerilimli bir sürecin ardından seçmenler sandık başına gittiler. Yani Demokrat Partililere, Demokrat Parti çizgisine yakın kişilere gönderilen bombalı paketler, sinagog saldırısı, işte Honduras'tan Meksika sınırına doğru ilerleyen karavan hakkında abartılı, ipe sapa gelmez komplo teorilerinden oluşan bir takım haberler, Trump'ın, Başkan Trump'ın sınıra asker göndereceği kararı, ondan sonra gene iç savaş sonra anayasaya eklenmiş olan 14. madde, Amerikan topraklarında doğan herkese vatandaşlık hakkı veren anayasa maddesini kaldıracağını ilan etmesi. Yani tüm bunların sonucunda aslında iyi bardağın dolu tarafını görmeye çalışırsak, evet mavi dalga ve pembe dalganın da yardımıyla gelen bu demokratlar arasında bir uyanış oluştu diyelim ve bu sayede de hani Trumpizm, yani Trump'ın liderliğinde vücut bulan popülist, ırkçı, cinsiyetçi, ataerkil ve kutuplaştırıcı bu siyasetin bu insanların hayatına, geleceklerine, varoluşlarına nasıl bir tehdit oluşturduğunun farkına vardılar. Ancak bu mücadele çok daha uzun soluklu olmak durumunda. Yani şimdi bu seçim kazanımı her şey demek değil ve biz popülist liderlerin şu el kılavuzunu birazcık okuduğumuzdan da biliyoruz. Hani her türlü mağduriyeti ve ayaklarına taş takılsa her şeyi şimdi demokratların, Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesiyle açıklamaya çalışacak Başkan Trump. Ve yani geri adım atmayacağını, yani bir tarafta uzlaşma için, partiler arası işbirliği için açık kapı bıraksa da bunun sadece bir söylemden ibaret olduğunu hepimiz biliyoruz. Pratikte bunu yapmak çok mümkün olmayacak. Keşke Amerikalılar açısından mümkün olsa. Ancak şu anda özellikle ekonomik göstergeler iyi gözüküyor. Ancak bu işte bir halde tartışmalı olan vergi kesintilerinin kazandırdığı, ekonomiye kazandırdığı ivmenin 2020'ye doğru azalacağı öngörüleri var. Ekonomistler buna dikkat çekiyorlar. Şimdi böyle bir durumda biz biliyoruz ki hani seçmen davranışlarını, özellikle oy verirken seçmen davranışlarını en çok belirleyen etkenlerden bir tanesi iş-aş, ekonomi. O yüzden buna bütün, yani olabilecek her türlü konuyu kendisinin başkanlığı için bir propaganda malzemesi haline getireceğini de şimdiden görebiliyoruz. Ve o sebepten dolayı da ben hakikaten daha türbülanslı bir dönem olacak 2020'ye kadar diye düşünüyorum. Çok iyimser olamıyorum. Olmak istesem de, ama inşallah tabii ki bu mavi dalga pembe dalga birleşir ve sağduyu gene
üstün gelir. Aksi takdirde bir 4 sene daha Trump başkanlığı elde ederse o başkanlıktan ayrıldığında biz bambaşka bir Amerika'dan konuşuyor olacağız muhtemelen. Çünkü Amerika'yı Amerika yapan değerler de değiştirilmeye çalışılıyor. Dalgalara pembe mavi demesek ben şimdi belki. Ya değil mi? Doğru söylüyorsun. Mavi demokratları çok üzgünüm. Yani pembe mavi lütfen. Tamam, başka bir seçici seçselermiş. Yani ay pembe dalga diyorlar şimdi şapka. O kadınların şapkalarının pembe olmasından dolayı. Evet. Yani bu vesileyle şeyi de söyleyelim. Bugün aslında Twitter'da çok meşhur bir Arap paylaşımcı var, tweet'daş var diyelim. O paylaşmış ama aynı fikirdeyim. Ben de her seferinde şimdi normal olarak sol bildiğimiz kırmızı oldu kardeşim. Evet, bu Amerika'da yani, tam tersi. Ve ben de her seferinde ya emin olmak için bir daha bakıyorum. Mesela bir fotoğraf görüyorum. Her yer kırmızı. Bir dakika bunlar hangisiydi diye. Hakikaten dikkat etmek evet, gerekiyor. Zeynep sen nasıl eklemek istersin? Aslında biz gene birkaç gene kadınlar üzerinden gitmeye de devam edebiliriz. Şöyle ki yani tabii şimdi çok Selin güzel çizdi. Sezin de aslında nasıl bir kontekst içinde olduğunu çok iyi vurguladı. Hani bu daha başlangıç mücadeleye devam demek istiyorum ama olumsuz olan sonuçlardan bir tanesi aklıma geldi. Belki gençlere değinmek istersin diye bunu pas atacağım şimdi sana. Evet. Şöyle ki şu müthiş Parkland saldırısı olmuştu okula ve ondan sonra işte liseli ve gençler Washington'a kadar yürümüşlerdi. Onların bulunduğu eyaletin adını şu anda bulamadım. Florida. Florida'da maalesef onlar çok üzgünlerdi. Çünkü tam da bu silah lobisinin para verip desteklediği adaylar hep seçilmişler kongreye. Ve gerçekten de özellikle gençler açısından orası, oradaki sonuçlar yıkıcı olmuş. Ama gençler yine çok mobilize de olmuşlardı sanıyorum bu seçimlerden önce. Neler söyleyebilirsin? Tabii hani Florida özelinde konuşursak, yani Florida aslında bir yaşlılar eyaleti olduğunu hani hatırlamamız gerekiyor. Orası hani işte emekli olunan, emekli olunan sıcak, güzel, timsahlı yer olarak belki şey yapabiliriz. şimdi bir sürü sembolizm orada. Neyse. Şimdi burada şöyle bir şey var. Belki şuna dikkat çekmek gerekebilir. Demokrat 18-29 yaş arası gençlerin %35 oranında demokratlara daha fazla oy verdiği gözlenmiş. 30-40 yaş arası da yine demokratlar hala şeylerini sürdürüyorlar, üstünlüklerini sürdürüyorlar. %19 oranında demokratlardan çok cumhuriyetçilere doğru kayıyor 30-40 yaş arası da. Dolayısıyla aslında 18-40 yaş arası demokratlara oy veriyor. Şimdi burada sayılar değişebilir, işte çok farklı sayılar geliyor elimize falan ama şurada gerçekten hani çok dikkat etmemiz gereken, belki bu popülist liderlerle de bağlantılandırabiliriz daha sonra ama özellikle eğitim ve sağlık konusundaki harcamalarda ve bir de tabii kadın sağlığı konusundaki harcamalarda ve göçmenlere yönelik olan politikalarda gençlerin ya da işte ne diyelim işte 18-40 yaş arası insanlarla 40 yaş üstü insanların görüşleri farklılaşıyor. Dolayısıyla hani belki hani politikacıların da birazcık bu taraftan bakmaları lazım. Şimdi sizin ilk başlarken hani ekonominin çok fazla sorunu ya da Burcu galiba ekonominin çok fazla hani konu olmadığını söyledi. Elbette olmaz çünkü ekonomi çok iyi gidiyor yani Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hiç işsizlik konusunda bir şey yoktu. Dolayısıyla hani orada bir şey var. Belki yani İşte bu gençlerin ki bu kadar işsizlikle savaşırlarken hani çünkü genç işsizliği aslında var. Yine de artık başka değerlere daha çok önem vermeleri hani benim hani dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. Çünkü artık gençler buna dayanamıyorlar. Yani millennial'lar gerçekten farklı bir şey, farklı bir jenerasyon. Bir de belki bir şeye daha bakmak gerekir. İşte ilk Müslüman kadının seçilmesi, biri Somalili. Ondan sonra işte en genç kadının seçilmesi, bir Amerikan yerlisinin seçilmesi, bir siyah Amerikalının seçilmesi. Bunların daha önce hiç seçilmedikleri eyaletlerden seçilmeleri ve bütün bu şeyleri değiştirmeleri aslında bizi de burada umutlu kılan. Yoksa tabii ki hani ben de hem Selin'in hem Sezin'in dikkat çektiği şeylere çok gönülden inanıyorum. Yani Trump gibi bir liderin bundan sonra hele zaten bu kadar sertleşmiş bir
yani siyasi ortamın içinde ortamda. Ve o kendi kişiliğiyle bundan sonra hani işte aman demokratlarla iyi geçineyim de bari beni işte şeye komiteye götürmesinler, vergi komitesinde beni sorgulamasınlar demesini beklemiyorum. Ama bir yandan da hani belki de genel bir söylem olarak yumuşayabilmesi gibi bir ümidi de yine de beslemek istiyorum. Dolayısıyla hani biliyorum ki tadım meksens ama yani nasıl olacak bu, bundan sonrası nasıl ilerleyecek hani onu çok fazla bilmiyoruz. İçeride dediğim gibi yani Trump gibi bir adamın hani yumuşaması konusunda çok fazla şeyimiz yok, umudumuz yok. Belki kendisine yönelik olan tehditlerin ne kadar güçlü olduğunu gördüğü zaman bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Ama bugünkü konuşmasından sonra işte hem Sezin'in hem Selin'in ilettiği yani Mueller'ı da işte görevden alırım diyorsa zaten bu konuda da bence bir araya şey, girebilir miyim müsaade ederseniz? Tabii, yani de. Sadece görevden alırım demeden evvel de dolaşıma giren gene beklentilerden öngörü diyelim aynı şekilde Temsilciler Meclisi'nin ilk etapta Mueller'i koruyacak bir tedbir alınması için bunun için çalışacakları söyleniyor. Yani çünkü daha Trump bunu basın toplantısında zikretmeden zaten Mueller'i savcıyı görevden alır beklentisi vardı. Buna karşı bir tedbir almaları da bekleniyor. Yani bayağı ciddi. Peki yani şöyle o zaman biraz birkaç şey söyleyeyim. Sizine döneceğim çünkü o da dikkat çekmişti. Yani şimdi bir kere gençlerin ihtiyaçları, gelecekle ilişkileri ve bu değişen koşullar aslında muhafazakarlaşan rejimler, iktidarlar, otoriterleşen işte bildiğimiz anlamda kıymet verdiğimiz anlamda demokratik değerleri hiçe sayan liderler dönemi de sonuçta bir süreç ve tabii ki karşı mücadelesi olacak ve tabii o mücadele de biraz sebat gerektiriyor. Kazanmaya değil ama şu aşamada hani sonuç odaklı değil ama süreç odaklı bakmayı gerektiriyor. Belki o millennial kuşağı biraz öyle bakabilecek özelliklere de sahip olarak geliyorlardır. Ama kadınların bunu yapabileceğini biliyoruz. O yüzden ben yani sonuç hemen almak değilse bile altyapıyı oluşturmak gerekiyor. Ve dünyada hani önemli bir herhalde dönüşüm sürecindeyiz. Her yerde madem bunlar oluyor. Hani dünyanın sonu geliyor gibi düşünmek ben de istemiyorum. O yüzden ben de aynı şekilde bitireceğim ama. Sesin sana döneyim. Şimdi Zeynep değindi. Mesela İlhan Omar ya da Ömer, hani biz Türkçeleştiriyoruz biraz ama işte şöyle bir şey söylemiş de, sen de ona dikkat çekmiştin tweetlerinden birinde. Somali'den kaçıp önce ailecek işte savaş sırasında kaçıp Kenya'ya yerleşmişti. Orada mülteci kampında kalmış ve yani ilk genç kızdığında Minneapolis'e yerleştirilmişler. Şöyle zafer konuşmasında şöyle demiş. Bu zafer o mülteci kampındaki 8 yaşındaki çocuğun yani zaferi. Bu zafer çocuk yaşta evliliğe zorlanan genç kadın için, kendisi için konuşuyor gene. Ve bu zafer rüyalarının sınırı olduğu söyleyen her insan için. Yani ziyalarının sınırı olması gerektiği söylenen her insan için. Ya yok bunun bir sınırı diyor. Bu çok bana böyle çok sözlerdi hani etkileyici geldi. Hatta bilmiyorum Aytu eğer yapabildiyse rejide onun çok güzel bir dansı da var. Bir yayında onun zaferini yanında çocuklarıyla dans ederek kutlayışını göstermek istiyorum seyircilerimize. Çünkü başörtülü ilk siyasetçi olacak değil mi? Bir kere Amerikan Kongresi'nde başka başörtülü siyasetçi yok herhalde. İlk geleni ne olacak yani Müslüman olması dışında. Çünkü diğer Müslüman Filistinli olan şu dansın güzelliğine bakın. Kendi yerel müzikleri dans ediyor. Yanında da çocukları var. Bayağı değil mi? Çarpıcı yani kişiliğiyle de belli ki değiştirecek bir şeyler gibi geliyor. Ben de ne kadar verdim gazı ama sizin sana bırakayım sözü. Ya şimdi burada tabii önemli olan hep liderler üzerinden konuşuyoruz artık. Büyük aktörler üzerinden konuşuyoruz. Devletler, işte güçlü liderler, her şeyi belirleyen onlar gibi. Ve bu şeyde de seçimlerde de, ara seçimler kampanyasında da Amerika'da sürekli hep Trump üstüne işte bir odak vardı. Trump'ın hatta oylandığı, Trump paya yönelik bir referandum yapıldığı ile ilgili yorumlar çok sıklıkla rastlıyorduk bu yorumlara. Ve tabii ki partiler üzerine vardı. Bireyler üzerine değil. Şimdi Amerika
özelinde düşündüğümüz zaman bu çok aslında Amerika'ya yabancı bir durum. Çünkü hep bireyler orada, bireysel başarı ön plandadır ya. O kültür, o politik kültür adeta yok olup da yerine güçlü aktörün, hükmeden kişiliğin ve bunun üzerine bir de partinin veyahut da partinin geldiğini görüyorduk. Parlamenter rejim gibi adeta birazcık, yani öyle bir şey önem kazanıyordu parti. Fakat birdenbire şimdi hep işte bireysel başarıları konuşmaya başladı. Bu çok önemli bir şey. Yani cumhuriyetçilerden de demokratlardan da birden bireyler üzerinde durmaya başladık. Bence bu önemli bir dönüşüm oldu. Dünya genelinde işte biraz daha bunu görebilirsek lider otağından çok kişilerin, siyasetteki kişilerin fokusunu görebilirsek bence çok şey zaten değişmiş olur. Çünkü birilerinin geleceğin hareketi bence lider odaklı değil, lidersiz hareketler olmaya başlayacak giderek diye düşünüyorum. Ve o zaman demokrasi geri kazanılacak aslında. Şimdi burada sürekli lider vurgusu olunca o Weber'in, Max Weber'in bir zamanki işte şey karizmatik liderlik şeyi tezi 21. yüzyıla gerçekten eğreti duran ve aslında insanların tekrardan o bütün o karizmaya kapıldığı yeni bir aslında dönemi temsil ediyor gözükse de bence sadece bir ara dönem olarak kalacak ve bundan sonra farklı bir yönelimle başlayacak insanların gücünü tekrar daha çok ellerine alıyor olması. Bunu da bir temenni değil bir akım olarak görüyorum. İşte merkezin aşınması derken birazcık da bunun aslında olmaya başladığını ve o sadece ara dönemi, karizmatik liderlik ara dönemini yaşadığımızı düşünüyorum. Keşke diyorum ben. İnşallah diyorum ona. Ama şey ya kurumlar yani sizin ama kurumlar ya. Yani. yani bu akşam tam birbirimizi böyle dengeledik ama bir yandan da tabii bunu, yani bunun olabilmesi için kurumların olması gerekiyor. Lotoyla da çok ortalarda dolaşıyor ya. Zeynep'i kötümser yapmak için özel bir kontrol. Şey, şimdi Selin'e dönelim. O bizi kötümser yapar der. Yok. Aslında şöyle yani ben bir ışıkta görmüyor değilim. Hani burayı da böyle ona pozitif not derler. Yani olumlu bir şeyle bitirmek lazım. Yani şimdi popülist liderleri iktidara taşıyan gerekçeler, etkenler ülkelerden ülkeye yani farklılaşsa dahi ve biz bu popülist liderlerin işte bu insanların belli kitlelerin korkularını, kaygılarını sömürerek o mertebeye eriştiklerini ve bunun üzerinde kutuplaşmadan da beslendiklerini biliyoruz. Fakat bir tarafta da bir gerçek var. Çoğu zaman bu üzerinde yükseldikleri sorunlar gerçek aslında. Ama bu sorunlara ürettikleri çareler o toplumu daha da gerecek ve o sorunları giderecek değil, kendilerini iktidarda tutmayı amaçlayan çözümler getiriyorlar. Şimdi Demokrat Parti açısından bakarsak, Trump gibi bir popülist liderle mücadele edebilmeleri için şu anda ilk etapta biz hani bir verilen tepkinin o değerlere sahip çıkma noktasında olduğunu görüyoruz. Ve belki bu daha da korkutacak. Hani liberal elitlerin savunduğu değerlerden rahatsız olan kesimlerin daha da rahatsız olmasıyla sonuçlanacak. Bir bu. İkincisi Demokrat Parti'nin hakiki bir galibiyet kazanabilmesi için yani bunun mümkün olması ancak ve ancak Demokrat Parti'nin hali hazırdaki sorunlara daha gerçekçi, daha köklü ve alternatif işler, çözümler getirmesiyle mümkün olur. Ne gibi? Mesela göçmen meselesi konusuna geldiğinizde yasa dışı göçmenler konusunda Demokrat Parti'nin de söyleyecek sözü var. Yani Demokrat Parti'yi bir monolitik yapı olarak alamıyoruz. İçinde farklı görüşler var. Hani net bununla nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda da bir şey söyleyemiyorlar. Keza ekonomik gelir eşitsizliği konusunda da yani ne yapmalı peki dendiğinde tamam sorunlar tespit ediliyor ama nasıl mücadele etmek gerek dendiğinde daha farklı seslere, soluklara belki ihtiyaç var. Ve en önemlisi de şu anda Demokrat Partiler bu seçimlerde lidersiz bir şekilde hazırlandılar. Yani onları peşlerinden sürükleyecek liderler yoktu. Ama çok kitleleri harekete geçirecek adaylar bularak, insanı heyecanlandıran adaylar bularak bunu başarabildiler. Yani mümkün tabii ki başarmaları imkansız değil ama çok çalışmalarıyla ve ancak hani bu popülist liderlerin söylemlerini elinden alıp mevcut o kitlelerin, rahatsız kitlelerin kaygılarını yatıştırıcı
bir takım politikaları izlemeleriyle mümkün olacağını düşünüyorum. Bir o kadar da karamsar değil. Bu arada şimdi sadece aslında partilerin işi de değil bu. Yani toplumun genel olarak politikayı, politikanın kendi kaderini tayin eden bir güç haline, toplumun yani kendi sözünün geçebildiği bir hale gelebilmesi için çaba göstermesi lazım. Bu da mesela yani sadece işte bu partiyi veya şu partiyi desteklemek değil, hakikaten işte gidip oy vermek. Ki yani sadece oy vermeyi konusunda bayağı bir aslında hareketlilik oldu burada. Yani tabanları daha doğrusu harekete geçirmek için. Bu önemli bir şey. Yani sadece Amerika'da değil her yerde daha çok aslında politikayı eline almalı halklar öyle diyelim. Veyahut da kendi sorunlarının gündeme gelmesi için ele almalı. Çünkü bu yaptı. İşte yani gerçek sorunlar... meselesi. Aslında mesela göçmenler konusu ülkelerin gündeminde bu kadar yer eden ne Amerika'da ne Avrupa'da bir konu değil. Yani insanların işte eğitimdi, sağlıktı, barınmaydı. Bu konuyla ilgili çok günlük hayat dertleri var, meseleleri var. Ve aslında bunları konuşmak ve bunların çözüme ulaştırılmasıyla ilgili bir şeyler görmek istiyorlar. Dolayısıyla burada işte gerçek gündemi de birazcık toplumların belki daha ortaya çıkarıyor olması lazım. Ve dediğim gibi sadece o parti veya bu partiyi destekleyerek veya ondan medet umarak değil, birazcık daha sivil toplum yoluyla ya da başka işte daha enerji davranarak biraz olabiliyor. Valla güzel bir nokta girdin Zeynep, sen de söyle. Son belki bir tur kısa soracağım ama sen de. Evet, yani benim aslında bütün yani kesinlikle katılıyorum bütün yani söylediklerinize. Kesinlikle işte bir sivil toplum çok daha güçlü olmalı, insanlar daha çok politikaya sahiplenmeli, bütün bu sorunlar hakkında herkes konuşmayı seçmeli gibi şeyler çok doğru elbette. Yani bizim siyasette, katılımcı siyasette, siyasetin temsilden öteye bir şeye gitmesinde tabii ki hep savunduğumuz bir temalar bunlar, ama şöyle de bir şey var, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde sonuçta kurumlar var. Dolayısıyla hani bu kurumlarla aslında insanların hani çeşitli kurumlar sayesinde ve bunlar üzerinden dileklerini ve isteklerini iletebilmelerinin yöntemleri var. Yani işte ne bileyim, demiştik ya, Parkland'daki çocuklar işte Washington DC'ye yürüyorlar. DC'de inanılmaz bir kadın yürüyüşü oluyor. Şimdi dolayısıyla yani Amerika'daki hani sistemin bütün dünyada da bu şekilde hani büyük liderlerden ya da işte karizmatik liderlerden ya da o çok güçlü otoriter liderlerden nasıl olup da kurumların korunacağı konusuna da bir şekilde düşünmek lazım. Bütün bu popülizm tartışmaları içinde diye düşünüyorum. Elbette ki hani vatandaşların çok daha etkin bir şekilde katılımı, yani hepimizin her zaman işte aktif vatandaşlık savunucuları olarak hani hep söylediğimiz şeyler. Ama bir yandan da Amerika'da şimdiye kadar olan şeylerden bir tanesi vatandaşlığın illaki aktif de olması gerekmediği. Yani aktif vatandaşlığa insanları zorlamak da bir zorlama şekli olarak görünüyordu. Dolayısıyla ben özellikle burada o ilişkilere de birazcık dikkat çekmek istedim. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Belki herkes onun üstüne bir şey söyler. Özellikle Selim ve sizin de katkıda bulunabilir belki. Şöyle yani şimdi Zeynep'in söylediklerinden birden ben bir dış haberci olarak, hani çok Amerika benim uzmanlık alanım değil ama şunu hatırladım. Yani biz daha önceki yıllarda 2000'li yılların başlarında diyelim falan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sistemin aksaklıklarını daha çok konuşurduk. Avrupa görece olarak bu anlamda daha iyi bir sistemdi. Ya ne kadar gerilemişiz ki şu Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içlerinde, düşünsenize yani kadınların geldiği noktayı daha böyle kutluyoruz. Hani o kadar da iyi bir sistem değil Amerika'nın. Onu demeye çalışıyorum. Onlar da mücadeleyle bugün bu noktaya geldiler. Hani biz diyoruz ki ağır aksak kurumlarını korusunlar bari ya da onun için mücadele veriyorlar. Tamam. O kadar yıprandı o anlamda. Ama yani söylemek ama kadınlar konusu bütün dünya öyle. Yani Avrupa'da tamam, da. Tamam yani
Ama yani sonuçta dışında. Şunu demeye çalışıyorum. Yani Amerika bu noktaya da mücadeleyle geldi. Tabii. Bugün daha çok eksiği var. Sonuçta hani mücadelesiz de olmuyor. Kesinlikle. O kurumların olmadığı, olmaması, o düzeneklerin olmaması da insanları yıldırmamalı anlamında söylüyorum. Elbette herkes devlet şiddetinden korkar, baskıdan korkar. Doğaldır bunlar ama yani başka yaratıcı yöntemlere her yerde ihtiyaç var gibi bir şey deme ihtiyacı duydum arkadaşlar. Çok bana yardım ediyor. Işıncığım çok bir araya gireceğim. Çok yaratıcı yöntemler deniyor işte Cumhuriyetçi Parti. Bak oy vermelerini azınlıklarını engelliyor. Eğer ki Demokrat Parti'ye oy veriyorlarsa biz diyor zahmet etmesinler diyor. İşte saatleri ona göre kısıtlarız. İşten, iş vaktinden, işi bittikten evet, sonra gelip oy atamasın diye kısıtlıyor saat. O ne oluyor? İnsanlar gidip oy kullanamıyor. Ya da işte ID hüviyetine posta kutusu yazmış. Hayır ben yönetmeliği değiştirdim. Adres yazmayanları almayacağım diyor. Veya işte tek bir harf veya üzerinde bir işaret eksiği bile olsa aynısı değildir diyor. Aynısı olmayan hüviyetlerle oy kullanamazsın diyor. Yani bir sürü kısıtlamalar getirdiler. Yani Amerikalıların daha çekeceği var. Daha çok yaratıcı yöntemler galiba ithal ettiler. Başka kıtalardan gibi geliyor bana. Evet, sesin sen birazcık daha olumlu bir şeyle bitir de programı öyle kapatalım. Ben baykuş getireceğim buraya bir tane. En sonunda o optimist bir tek ben kaldım. Evet. Sersinli dedim. Fikrini böyle karamsarlığa sürükledikten sonra ben... Yani şöyle bir şeyle sana hatta pası atayım. Aslında geçenlerde başka bir yerde konuşurken seni radyo programında açık radyoda konuşurken duymuştum da orada birleştireceğim. Çünkü burada not almıştım. Belki medyanın başta medyaya bahsederek başlamıştı Burcu medyanın rolüne. Daha doğrusu siz hepiniz söylediniz işte medya kutuplaştırmanın bir aracı olarak kullanılıyor diye ama bir yandan da şu var. Yani... Ya baskı altında ya da değil. Şunu söylemiştin sizin. Mesela Almanya'da aşırı sağın yükselişi tabii ki gündem oluyor medyada ama yeşillerin de çeşitli yerlerde almış oldukları önemli başarılar o kadar gündem olmuyor diye. O yüzden umutlu bir son vermek istiyorum bu programa. O yüzden sen o kısımlarından bahset sizin. Ya tabii şimdi bir de ödenen bedeller meselesi var ki her yerde işte demokrasi mücadelesinde ödenen bedel aynı değil. Bazı yerlerde çok ağır olabiliyor. Dolayısıyla o kadar da kolay da değil yani. Ve işte demokratik gelenekler, kültürler, geçmişler, yapılar bunlar hepsi çok önemli. Ve dediğim gibi bazı yerlerde çok daha fazla mücadele ediyor olmak gerekiyor. Ama burada işte yani mesela işte Macaristan'da gazeteci olarak işinizi kaybediyorsunuz. Türkiye'de demir parmaklıkla arkasına gidebiliyorsunuz bedel farklarından bahsedersek. Veyahut da şeyde Amerika'da işte başkan tarafından azarlanıyorsunuz. Ama gene de orada olabiliyorsunuz o adanın içinde gibi durumlar var. Ama biraz işte her yerin kendi imkanlarıyla olabildiği ölçüde o bir takım şeyleri keşfediyor olmak bence bu dönem için de önemli. Ufak kazanımlardan belki işte bahsediyoruz. Dereceleri farklı farklı. Yani Türkiye'de bir sürüsü bu Amerika'da şu an olanın hayal dahi olması zor. Ki mecliste tam tersi işte bu ara seçimleri tartışması yapılırken uluslararası medyada Türk mecliste kavgalarken ne oluyordu. Dolayısıyla yani aslında Türkiye'ye bakınca özellikle pesimist olmak için demokrasi birçok sebep var. Fakat gene de 21. yüzyıl karakterinden bütün bu medya bolluğu özellikle çok böyle fazla bastırmaya, kapatmaya gelemeyeceğini düşünüyorum. Evet, dünya genelinde dünyanın sadece %5'i tam olarak işleyen demokrasilerde yaşıyor olabilir. Ama öte yandan da işte Türkiye'de de o hali yıllara uzatamıyorsunuz. Bir noktada bitmesi gerekiyor. Bitiriliyor. Bitirilmek zorunda kalıyor. Ve her şeye rağmen işte Türkiye'de gene de yani bütün o kutuplaşmaydı vesaireydinin gene insanların fikirlerini değiştirmeden belli noktalarda kalabildiğini görüyorsunuz. Yani birdenbire bir seferde bir Rusya'ya dönüşmüyor Türkiye. Dolayısıyla hala ben işte dediğim gibi o çokluluğun bir şekilde ifadesini bulacağını, kendini göstereceğini Türkiye'de ve başka yerlerde farklı akışlarla, farklı süreçlerle düşünüyorum.
Kadın hareketi de hala Türkiye'de çok güçlü. En çok gene sesini duyurabilen kadınlar oluyor. Bu da bence çok önemli bir şey. Bütün bu hallere, eksiklere, demokrasi açıklarına rağmen. O yüzden yani o hevesin kalması sanırım içimizde çok önemli bir şey. Ya yani bu Macaristan'da ben onu çok yaşadım çünkü. O heves bitince her şey de bitiyor. Bunun olmaması gerek işte. Yani Amerika'da da belki bu seçimlere baktığında bir hevesin gelebileceğini, kaldığını insanlarda görüyoruz bence. Yani çalışınca oluyormuş. Peki o zaman Selin sana dış politikayı sormadım ama onu ayrı bir program yapalım. Başka bir zaman yaparız. Öyle yapalım. Ben sen sonunda söyleyecek misin? Benim Cynthia Nixon'dan bir sorusum var ama kaybeden bir adaydan. Evet. Yo ben yine de tamam İmser Roma'ya döneceğim diyorum. Pekala. Ben de şununla bitirmek istiyorum. Aslında söylediklerinizden de bunlar çıktı. Hepinizin ayrı ayrı. Cynthia Nixon New York'ta valilik için yarışmıştı. 80 dizisinin yıldızı olarak Türkiye'de de biliniyor. O kazanamadı. Yani kendi partisinin için demokrat adaydı. Ön seçimlerden çıkamadı. Dolayısıyla ara seçimlerde yarışmadı. Fakat teşekkür ederken kampanyasına katılanlarla, onlarla mücadele ederken öyle bir konuşma yaptı ki biz programda kullanmıştık. Gelecek gençlerin, gelecek kadınların demişti. Buradan da o çıkıyor aslında. En çok mobilize olanlar, mücadele edenler, sebat gösterenler. Şimdi onlarmış gibi gözüküyor. Umarım böyle devam eder diyelim. Ve böyle veda edelim. Böyle bitirelim. Çok teşekkürler. Fenfikir'in bu özel yayınını bu akşam burada noktalıyoruz. Gelecek hafta yeniden Fenfikir'de ama salı akşamı görüşmek üzere. Hoşçakalın.